Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben eşimle kendime kahve hazırlığı yapıyorum. Hatta kahvemi atmıştım. Şimdi şu derecelerimden de koyacağım. Biraz soğuk yapacağız dedim. Şöyle çeşitli koymak istiyorum. Çünkü mesela hangisinden yer bilemiyorum. Sizin oralarda havalar nasıl? Nasıl gidiyor? Her yer karpuz aslında da biz karpuz çok görmedik. Biz karpuz çok görmedik ama o karın soğuğunu tamamen yedik. Ben size öyle söyleyebilirim. Havalar buz gibiydi. Donuyorduk. Hele de sabahları yani hiç görmediğimiz soğukları gördük. Ama şu anda biraz daha iyi. O yüzden dedim hem güneş alalım hem de birer kahve içelim kahvaltıdan sonra. Çocuklar tam bir haftadır falan hep içeridelerdi. Bugün hepsi senin önüne birikmişler. O kadar ses geliyor ki bir de sitemizin bir yaramazı var. Buldum onu. Herkes ona bağırıyor şu anda. Geçenlerde ben de tanışmaya çalıştım aslında onunla ama ismini vermeyeyim şimdi de burada. Bana ismin ne dediğinde sana ne dedi. Yani bir tersledi beni. Şimdi balkona çıkarım ona da seslenirim yine ne yapıyorsun falan diye ismini öğrendim çünkü. Bol köpüklü kahvelerim hazır. Çok güzel köpürdü bugün. Tamam. Ben kahvemi alıp balkona çıkıyorum artık arkadaşlar. Ne yapıyorsun? İyi açtım. Güneş ne güzel değil mi? Story atıyorum. Güzel olmuş at. Sen beklemedin içtin de. Ya ben dayanamadım. Kahve soğuyor. Sessiz olun. Saklama çayını çok güzel gerçekten. Evet, eline sağlık. Güneşe bakamıyorum ki, rahatsız ediyor. Bizim arkadaşa story atmış. Balkonlar bildiğin kar. Bir de bize bak. Bizimki yaz güneş. Gene de bayağı yağdı ama bizim. Yağdı, yağmur yağdı. Dağlar yağmur kar. Yağmur çok yağdı. Ay bir yağmur yağdı, bir yağmur yağdı. Hatta kar, yani sulu kar yağdı bu hafta için. Evet. Yaz Osmaniye kar düştü ya. Yağdı, evet, sabah kar düşmüştü o yağmurdan. Aynen. Hatta ben story atmıştım. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Etmeyenler için hemen şuraya bırakayım Instagram adresimi. Siz oradan takip edin beni. Zorukun içine kadar graderler, kepçeler açmış. Ama sağ sol aralara giremiyormuşsun. Bir metre falan kar var hep böyle yığılmış. Ya işte yağdı yağdı buranın. Aynen yaylalarına, yükseklere, tepelere çok yağdı. Evet. Çok güzel olmuş üstündeki de. Allah razı olsun. Evet, çok yakışmış. Renkli kileye sahibim bugün. Sabah kendi kendime dalga geçiyorum. Böyle lila takım, sarı panduf ayaklarımda. Kahve keyfi bitti. Çamaşır serme keyfi başladı. Güneşten her türlü faydalanıyorum. Güneşi gördüğüm anda balkona çamaşır atıyorum. Çünkü çabucak sarıyor. Çiçeklerimi de güneşten tarafa aldım. Onlar da güneşleniyorlar. Çünkü yavrucaklar bir haftadır güneş yüzü görmediler. Gibi havada vardı. Ama çok güzel hava var. Evet, şimdi 2 saate kalmaz kurur çamaşırlar. Mesela şu tarafa serdiklerim kurumamıştı içeride kaç gündür. Çamaşır gün ışığı görmesi lazım derler ya. İşte ama göremiyor maalesef. Göremiyor yani. İşte bu fırsat, bu fırsat. Öyle. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok yok, sağ olasın. Hadi sen sel o zaman. Ser o zaman sen. Bugün güneşten o kadar çok faydalandım ki size anlatamam. Çamaşırlarımı serdim, balkonda biraz daha oturdum güneşte. Biraz üşüyor gibi oldum. İçeriye girdim, tekrardan güneşin karşısına geçtim. Hatta bakın buralarıma vuruyor da güneş. Tüm gün miskinlikle geçti bugün bana. Kahvaltı yaptık, çay keyfi yaptım biraz. Daha sonra kahve falan derken televizyon karşısında da bayağı oyalandım bugün. Çünkü akşam yemek derdim yok. Anneme davetliyiz. Annemlere gideceğiz. Hadi hep birlikte hazırlanıp annemlere gidelim. Bizim asansör nasıl? Çok eğlenceli. Disko gibi değil mi? Evet, lambalarında bir sıkıntı varmış onun yapıyor. Ya başım dönüyor bir de. Sana özel yaptırdım bunu. Allah razı olsun. Başım dönüyor. Biz geldik arkadaşlar anneme. Halam açmaya bile başlamış. Ellerine sağlık hala.
Amin amin inşallah. Bakın burada annem de içleri hazırlamış. Bu ısırgan halamların bahçesinde var. Oradan toplamışlar. Geçen bahsetmiştik size ya, bahçelerde bulamıyoruz diye, halamın bahçesinde var. Bu da ıspanak. Burada şimdi böyle hazırlamışlar, açıyorlar. Ben de pişireceğim hemen buraya. Koyduk sacımızı da. Ocağın başına ustamız geçmiş. Evet. Sıcak. O kadar sıcak ki anlatamam sana. Burada. Ben seni bana merak. Güzel pişiriyor ha. Çünkü saçtan. İptal edemem onun şeyi. Güzel pişirin, evet. Saç. Demiştik ya. Sacın şeyleri, nimetleri. Bak hepsini pişiriyorsun bir anda. Güzel oluyor. Hı. Yemek istersen alalım. Yedin mi bir tane? Evet, şu bölüneni yedim. Kimse görmesin. Aradan çıkarttım ama. Niye canım? Midemize tüm mü gidiyor? Ya işte ne yapacağız? Ama babam hemen dedi ki pişmemiş. Pişmemiş dedi ama yedi. Yedi, bir de giderken diyor ki güzel olmuş. Bugün seni buralarda göremiyoruz. Bugün sana bıraktım pişirme işini. Zor pişirme vallahi, sıcak. Tamam, birazdan pişireyim. Ya bunda da içlerim derler ki azı koymuşsun içeri. Her şeyi sever de pişirememesin derlerse. Aslında en güzeli açmak biliyor musun? Açarken hiç. Pişiremedin derlerse bu sefer de. Gelsin pişsin o zaman. Gel baba. Zaten fırıncılık var özümüzde. Burada da işleniyor mu? Evet. Seninle o gün bahsediyorduk ya, bahçelerde ısırgan kalmadı muhabbeti. Bak kalan gibi bahçelerde. Bizim etrafımızda bahçe kalmadı. Bahçe kalmadı. Daha güzel oldu. Sonra daha güzel oldu. Şimdi bu yağmurdan sonra daha şey oldu. İşte bahçe kalmadı. Bahçe kalmadı yani. Önceden her evde yapılırdı. Herkesin bahçesinde olurdu. Toplamaya beni gönderirlerdi. Çünkü ellerim ısırmıyor. Hala da ısırmıyor. Sabah yıkadım ben, hala kaşım. Bak ellerim. Sana dedim ya, annemin Allah. Kırmızı olur. Bak Musa'yı da ısırmıyor, beni de ısırmıyor. Yok ben... Bir de var ya, böyle ilaç getirttirdim. Ben yıkıyorum, yıkıyorum falan, hiçbir şey olmuyor. Yemekler yendi. Biz anlara daldık. Annemle babam, arkadaşlar. Bakar mısınız? Teyzem, halam. Aykut'un bir özel isteği üzerine albümler ortaya çıktı. Çok güzel ama herkes. Anne burada sen yoksun. Babam var, ne alaka? Şey, bu senin kardeşin. onlar erken gitmişti. Ha. Bunu ha. Bak bir bu. İki araba almaya gitmişlerdi. O yüzden. Şu sensin değil mi? Biz düğün salonundaydık. Bakın bu benim. Görün. Babam gitmiş. Bu benim. Ne oldu? Niye çıkarıyorsunuz? Niye çıkarıyorsunuz diyor. Fotoğrafı buldum. Annem, babam, halalarım, yengem, amcam. Çok bu, güzel ya. LD1 değil mi? Yok ayrı. Bu fil dişi. Bu yeşil. Ben bu arabanın hangisini yapacağım? Sen benim küçüklüğümü gördün mü sen? Bu şekilde fotoğrafım var. Evet. Değil mi? Hı. Ben bu arabanın hangisini yapacağım? Bir daha gidelim. Gelin çıkarken neden ağladığımı tartışmayalım bence. Bu da annemin hali. Hiçbir fark yok. Doğru. Allah Allah. Bakın. Bak anneme benziyorum. Burada gülüşüm falan. Değil mi? Aynen. Senin çocukluğun resmi var bak. Aynısı. Aynen. Bak. Abimin, ablamın İstanbul'daki düğünü. Burada bir espri dönmüştü aramızda. Herkes gülüyor. Nişan. Abi sen ne kadar gençsin burada. Ben ve Ömrümü yediniz. Aynen, nişan da babamla ben. Her düğünde, nişanda bu pozumuz var babamla dans ederken. Küçükken maddi imkansızlıklar nedeniyle okula göndermeyen kadın. Burada da aileler. Şurada da biz. Bak sen, duydunuz mu? Ay Musa, biz de çok genciz. Çok güzel. Zamanında kızı bir dakika. Ha. Burada dağılmışız. Ne? Tipe bak. Koru. Tövbe estağfurullah. Burada ben yarım çıktım. Bak. Oynamaktan biraz saçlarım darma duman olmuştu da. Abim. Ben.
Arkada yine bir bölüm huzurluk, bir yaramazlık peşindeyim burada. Çocukken hangimiz gelinlik giymedik ki? Çocuk gelin Emine. Çocuk gelin Emine bak. Ve niye ağlamışım bilmiyorum. Hani burada niye ağladım acaba, hatırlıyor musun? Saçında tokat oluyordu. Benim... Aynen. Ağlıyor mu sen burada? Evet baksana sırada bak. Onu bunu boş ver. Aynı. Aynı Emine. Bak şurayı kapat. Annemin şu takımını o kadar çok seviyordum ki. Şurada bakın vitrin bu. Kırmızı vardı ya. Çay takımı. Geçen sen anlattığım da buydu işte. Cam demliği falan vardı bunun, çok güzel. Ya. Soldan sağa, yukarıdan aşağı unutma. Çektim. Çek. Hangisi önce? Görmüyorum ki. Seninki tabii ki. Önce ben başlıyorum. Yedi, bu fazlaymış. Bu sefer yeniliyorum arkadaşlar. Yardıma gelin. Bir anda. Bir dakika. Heh. 30 puan aldı. Çünkü ne yaptın? Kelimeye geldi. Çarpı 3 oldu değil mi? Toplamda evet. 10 oldu. 3 ile çarpınca 30 oldu. Ay bir de bana bakın, çok kötü ya. İlk defa yeniliyorum bu oyunda. Moraller bozuk. Sıra sende. Oynamıyorum. Neyini oynayayım? Neyse şöyle yel olur. Bak şunu bir saattir elimde tutuyordum. Bu toplam gözükmesi lazım. Öyle mi? Evet, ha, tamam olsun. Alıyorum o zaman. Tabii canım. Annemlerden geleli bayağı oldu. Biz ikinci tur oynuyoruz şu anda. Musa'cığımla. Çünkü televizyonda falan izleyecek bir şey yok. Ne yaparız ne yaparız dedik. Oyun oynamaya karar verdik. Bu oyunu da... Dur bir dakika ya, oynama. Ama düşünme de lütfen. Tamam düşünmüyorum, gözlerimi kapattım. Bak ben burada vlog çekiyorum ama. Tamam gözlerimi kapatma, bir tane buldum yani. Hayır dur, heyecanım. Sıra bende ama. Tamam ben ayarlıyorum işte. Bak konuşamadım. Biz bu oyunu şeyde almıştık, A101'den almıştık arkadaşlar. Şimdi size oyunun dışını da gösteririm. Yılbaşı zamanıydı değil mi? Yılbaşı zamanıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk defa bugün yeniliyorum. Çok kötü durumlar. Gerçekten çok kötü. Yapacak bir şey yok. Şimdi de devam edeceğiz. Artık bakalım. Yenene kadar devam bugün. İlk elde ben yendim ama. Onu kabul edelim. Evet. Ama bunda bir şey oldu ya. Bunda çok kötü oldu. Şöyle yaptım. Kaç oldu? 4. Çarpı var altında. Çarpı yok. He, 3, 6, 7. 7. Hayır canım. Ne 6'sı? Harf. Tamam. 3 kere 3, 9, 10. Aa 2 tamam. Gördüm onu. Tamam. Hemen. Hı. Ya mızıkçılık yapabilirim. Hemen var ya. Bak şu da var. Ek. Tamam. O harfle çarpıyorum. 3, 4. Tamam. Bitti. Bitti mi? 2, 4, 5. Bir dakika. Taşan. Herhalde bayağı bir şey ayarladım. Ben yapıyorum. Bir dakika. 2, 4, 5. Bak şimdi şurası. 7. Kur. Biz ilk... Bir dakika dur. Şuna bak ya. İnsan iki tane taş çekip ikisini de L nasıl çekebilir? Bu kimin şansı? Bu neyin şansı? Bak şimdi bak. Bana bir açıklama yap. Yapıyorum. Bu ne? Bu kur. Kelime 2 ile çarpma var. 3, 4, 5. 2 ile çarptık mı? 10. Buradan aldım. Sende hep kelime tamam çıktı mı? Bugün. Ondan sonra şöyle M'yi koyarsak şuraya kum. 3, 6, 7. Bir de buradan da aldık şöyle. Bir daha çekelim. Ben birinde okeyde yenilirken böyle hepsini dağıtmıştım. Yine öyle. Aman ha. Yine öyle direkt, yapayım mı? Direkt yani yenilmiş sayarsın. Şöyle. 8 taş oldu diyorum bak. Love love. Normalde 7 taş olacak desene. Yapma. Tamam yapmadım. Hep yapıyor. Hayır, hep hayır. Yapıyor biliyor musun? Hayır 7. Her zaman yapıyorsun. Hele de ilk oyunu aldık. Biz hayır, buraya hayır. Geldik. Musa'da 10 taş çıktı. 10 taş. Biz oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra eşimdeyken size oyunun ismini de göstereyim. Magicverse. 2 ile 4 kişilik oynanıyor. Biz A101'den almıştık yılbaşından önce. Şöyle size de göstereyim. Almak isteyenler varsa bulup alabilirler. Nadi olur mu? Nadi. Sıra sen. Ne? Nadi. Güzel mi? Gerçekten anlamlı bir şey mi? Yine yenildi. Yine değil. İlk defa yendim. Hayır yine yenildim. Ne zaman yenildim? Geçen elde ben yendim. Hayır. Onda kıl payı şu oldu.
yenilen de her yeri topluyor. Her şeyi topluyor. Oyunun yerine götürüyor. Odayı topluyor. Kutuları götür. Bardakları taşı. Yenildin. Bir cezası olması lazım. Evet arkadaşlar, makyajımı çıkartmak için geldim. Biraz da sizinle sohbet etmek istiyorum aslında videomu kapatmadan önce. Ben bu aralar temizlikle ilgili vloglar çektim biliyorsunuz. Hatta bu aralar değil, bu evde kaldığımız süre zarfında, yani iş yerimi açmadığım süre zarfında genelde temizlikle ilgili vloglar çektim. Çünkü evde olduğum için hani iş yapmayı tercih ettim. Ne yapayım başka, ne yapabilirim? Ya da sizler yapmıyor musunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Ben evdeydim. İş yerime, işe başlamadan önce de evimdeki çoğu işimi bitirmeyi tercih ettim. Çünkü benim için büyük bir rahatlık oldu. Mesela bu aralar yine o tarz bir şeyler yapmam lazım aslında. Ama şöyle oldu. Geçen bir temizlik vloguma arkadaşım biri hiç hoş olmayan şeyler yazmış. Yani hakaret boyutunda, işte senin tedavi görmen lazım. Bu kadar temizlik olur mu? Allah sana akıl fikir versin vesaire vesaire tarzında şeyler. Ki bunu hani YouTube'a yazmakla yetinmeyip bir de gelmiş Instagram'a, fotoğrafımın altına, hiç alakasız bir fotoğrafımın altına da aynı yorumu tekrardan yazmış. Ben YouTube'dan hiçbir cevap vermedim ama Instagram'daki yorumunu kaldırdım. Çünkü hani bana hakaret etmeye vesaire kesinlikle hakkı yok. Ya da merak ediyorum, bana böyle diyen insanlar temizlik yapmıyorlar mı? Yani ya da siz yapmıyor musunuz? Sadece biz, yani ben ve benim gibi hani günlük temizlik vlogu çeken insanlar gösterdiği için mi bu kadar sorun oluyor? Gerçekten bilemiyorum. Ki benim temizliğim hastalık boyutunda da değil. Yani normal bir günlük ev temizliği ve düzen. Yani elimden geldiği kadar bir düzen. Ki çalışan bir insanım yani. Sürekli de düzen yapan, temizlik yapan bir insan değilim. Mesela bugün gerçekten boş verdim. Bugün hiçbir şey yapmadım. Ama yarın Allah izin verirse işimi gücümü tabii ki de yaparım ufak tefek. Ki yani ipin ucunu bir kaçırırsam, evin düzenini bir bırakırsam gerçekten çok kötü oluyor. Hani yapamıyorum sürekli de. O yüzden yani bu konuya biraz değinmek istedim. Bu konuyu konuşmak istedim sizinle de. Ki şu da var, ben vloglarımın başlıklarına bunları yazıyorum. İşte temizlik yaptım, alışveriş yaptım, yemek ya da misafir menüsü, herhangi bir şey fark etmez. Bunların hepsini yazıyorum aslında ama sevmiyorsanız, izlemek istemiyorsanız girip izlemeyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Hani sevdiğiniz vlogları izlersiniz. Alışveriş mi seviyorsunuz onu izlersiniz. Ne bileyim, yemek mi seviyorsunuz onu izlersiniz ama hakaret etmek gerçekten hiç hoş değildi. Bunu belirtmek istedim biraz. Sizinle konuşmak istedim aslında bu duruma. Yani bilmiyorum, sizler seviyor musunuz temizlik vlogu? Ki beni takip edenlerin sevdiğini düşünüyorum ben. Çünkü gelen yorumlardan işte bize örnek oluyorsun yaptığınla ya da kullandığın bir malzemenin adını falan soruyorlar. Ki ben de diğer YouTuberların temizlik vloglarını, düzen vloglarını izliyorum. Kendime de örnek alıyorum ya da kullandıkları bir malzemeyi alıp kullanıyorum da. Yani bilmiyorum, iyi oluyor ama o gelen yorum beni gerçekten bu zamana kadar en çok üzen yorumlardan biriydi. O yüzden size biraz da bundan bahsetmek istedim makyajımı temizlerken. Makyajımı sildim arkadaşlar. Yüzüm tertemiz oldu. Şimdi de kil maskesi yapacağım. Hatta size de göstereyim şöyle yapacağım maskeyi. L'Oreal'in bu detoks kil maskesini yapacağım. Artık vlogumu da burada kapatayım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.